Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf tarih konu anlatımlarına devam ediyoruz. 2. ünite. İlk yerleşmeler Çayönü, Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'yi bu dersimizde anlatacağız. Başlayalım. Evet. İlk yerleşmeler Çayönü. Çayönü Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinin 7 kilometre kadar, kadar güneybatısında yer alan bir yerleşmedir. Çayönü daha hayvanların tam olarak evcilleştirilmediği ve tarımın başlamadığı bir dönemde avcı toplayıcı insanlara ev sahipliği yapmıştır. Evet. Notumuz burada yabani sığır, koyun ve keçilerin yaşadığı başka bir deyişle buranın yaşam kaynakları açısından son derece zengin olduğu tespit edilmiştir yapılan araştırmalar sonucunda. Milattan önce 10.200 yıllarından itibaren de insan topluluklarının yerleşerek köy hayatına başladığı bir merkez haline gelmiştir. Kulübelerin zaman içinde taş temelli kerpiç yapıları dönüştüğü görülmüştür. Bu durum Çayönü halkının toplayıcılık ve avcılıktan bakın tarıma dayalı köy hayatına geçtiğinin aslında bir göstergesidir. Çayönü tahıl üretimi ve hayvanların evcilleştirilmesine dayalı köy hayatının yaşandığı ilk yerleşmelerdendir. Çayönü bilim insanları tarafından uygarlığın doğduğu yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Çayönü kazılarında çakmak taşı, obsidyen ve bazalt taşlarından yapılmış aletler ortaya çıkartılmıştır. Evet, notumuz yabani buğday, mercimek ve baklagillerin tarıma kazandırılması, küçükbaş hayvanların evcilleştirilmesi burada gerçekleştirilmiştir. Çayönü insanı söz konusu maddeleri kullanarak oraklar delici kazıcı aletler ile çeşitli süs eşyaları yapmışlardır Çayönü insanı dünyanın başka yerlerindeki insanlardan bakın yaklaşık 2000 yıl önce bakırı işleyerek aletler yapmayı öğrenmişlerdir evet anahtar kelimelere bakacak olursak Çayönü ile alakalı diğer bakır ilinin Ergan ilçesi avcı toplayıcı insanlar avcı toplayıcıdan köy hayatına geçiyorlar uygarlığın doğduğu yerlerden biri çakmak taşı, obsidyen ve bazal taşlarını kullanmışlardır. 2000 yıl önce bakırı işlemişlerdir. Evet, bir diğeri Çatalhöyük. Çatalhöyük Konya iline bağlı, bağlı Çumra ilçesinin 11 kilometre kuzeyindeki küçük köy sınırları içerisinde bir höyüktür. Anadolu'nun yazının icadından önceki zamanlarını aydınlatan önemli merkezlerden biri de Çatalhöyük. Günümüzden yaklaşık 9000 yıl öncesine tarihlenen Çatalhöyük, 8000 kişilik nüfusuyla o dönemin en büyük ve en kalabalık yerleşmelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Evet, bu arada höyük nedir? Tarih boyunca yıkılan kentlerin kalıntıları üzerine yenileri inşa edildiğinden yerleşmelerin kurulduğu arazilerde zamanla tepecikler oluşmuştur. Hafif eğimli bu yükseltilere ülkemizde höyük, Yunanistan'da makula, Orta Doğu ülkelerinde tel, İran'da teppe denir. Höyükler arkeologlara Çanak çömlek parçaları, taştan, camdan, madenlerden yapılmış aletler, mimari yapılar ya da organik kalıntılar sunarlar. Böylece yazın henüz icat edilmediği tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında önemli katkıları vardır. Evet çatalı yüklüler oda ve depo şeklinde iki bölümden oluşan evlerin içini sıvayıp beyaza boyadıktan sonra duvarlarına resimler yapmışlardır. Evet Evlere baktığımızda birbirlerine bitişik ve düz damlı olarak aynı planda inşa edilmiştir. Buradaki evler. Resimlerde kilim desenleri, iç içe geçmiş daireler, yıldızlar, av sahneleriyle akbabalar, leoparlar, kuşlar ve geyikler gibi hayvanlara yer verilmiştir. Ölülerini kemikten yapılmış aletler, renkli taşlar, kesici aletler, kaştan baltalar, deniz kabuğundan yapılmış boncuklarla birlikte bu platformlarının altlarına gömmüşlerdir. Çatalhöyük'te yürütülen kazılarda ahşap kaplar, kutular, kemiklerden yapılmış takılar, çakmak taşından hançerler ve bıçaklar ile obsidyen ok ve mızrak uçları bulunmuştur. Kazılarda ele geçen malzemeler içinde bakın en dikkat çekici pişmiş topraktan yapılmış kapkacaklar ve bereket tanrıçası heykelleridir. Evet. Anahtar kelimelerimize gelecek olursak Konya iline bağlı Çumra ilçesi dönemin en büyük ve en kalabalık yerleşmelerinden evler birbirine bitişik ve düz damlı ölülerini çeşitli eşyalarla görmüşlerdir. Pişmiş topraktan yapılmış kapkacak ve bereket tanrıçası burada önemliydi. Evet tarihi yeniden yazdıran keşif Göbekli Tepe. Tarihi bilgilerin değişebilir olduğunu gösteren en son örnek Şanlıurfa ilimizin sınırları içinde devam eden Göbekli Tepe arkeolojik kazılarında görülmüştür. Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halet Çambel tarafından fark edildi. Kazı çalışmalarının halen devam ettiği Göbekli Tepe, 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine eklenmiştir. Evet. Bu da dünya miras listesinde olan bazı yerlerimiz. Karabük, Safranbolu şehri, Hattuşa, Hitit başkenti, Divri, Ulucan ve Darüşşifası, işte Nemrut Dağı, Ani Harabeleri, Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri, Göbeklitepe, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın kayalık alanları, Çatalhöyük, Hierapolis Antik Kenti, Kısantos, Afrodisias Antik Kenti, Pergamon çok katmanlı kültürel peyzaj alanı, Efes, Turuva, Selimiye Camisi e, ve Cumalı Kızık e, örnek verilebilir. UNESCO tarafından korona altına alınmış olan yerlerdir. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi Göbekli Tepe tarih öncesi dönem ve yerleşik hayata geçişle ilgili pek çok bilgiyi de alt üst etmiştir. Yakın zamana kadar Çayönü ve Çatalhöyük'ün en eski yerleşmeler olduğu kabul edilirken Göbekli Tepe'nin keşfiyle birlikte uygarlıklar ve dinler tarihinin yeniden yazılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Notumuza bakalım. Göbekli Tepe'deki kazılarda günümüzden 12 bin yıl öncesine ait tapınaklarla karşılaşıldı. Tarih öncesi döneme ait ilk tapının Malta adasında bulunduğu ve M.Ö. 5000 yılına tarihlendiği biliniyordu. Göbekli Tepe'deki kazılar bu bilgiyi değiştirerek ilk tapının çok daha eski, önceki bir dönemde Anadolu'da inşa edildiğini ortaya koymuştur. Kazılar ilk mimari yapıların insanların yerleşik hayata geçmesinden sonra inşa edildiği bilgisini de değiştirmiş oldu. Çünkü Göbekli Tepe'deki tapınaklar insanlığın henüz tarım ve hayvancılığa geçmediği bir dönemde yapılmıştı. Buna göre avcı toplayıcı insanlar beslenme ihtiyaçlarını gidermekte kalmamış, doğayı anlamaya çalışarak bir tanrının veya tanrıların varlığına inanmışlardı. Onlara ibadet amacıyla Dev boyutlarla süslü tapınaklar yapmışlar, kutsal bir mekan haline getirdikleri Göbekli Tepe'de düzenli aralıklarla bir araya gelmişlerdir. Evet, anahtar kelimelerimiz Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzeydoğusunda 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ni alıyor. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi yerleşik hayata geçmeden önce ilk mimari eserler burada görülmüştür. Evet. Son konumuz tarih öncesinde sözlü kültür. Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun insan evrenin yaratılışı hayatın başlangıcını merak etmiştir. Bilgi birikimi yetersiz olsa da bu konuları anlayıp ifade etmeye çalışmıştır. İnsanın bu yöndeki çabaları tarih öncesi devirlerden itibaren efsane veya mit denilen anlatıları ortaya çıkarmıştır. ...mit kelimesi Yunanca'da anlatı veya hikaye anlamında kullanılan mitostan gelir. Mitler genellikle tanrılardan, dünyanın başlangıcından, canlı veya cansız varlıkların yaratışından söz eder. Ayrıca devletlerin kuruluşunu, kanunların ortaya çıkışını ve daha pek çok konuyu anlatmaktadır. Efsaneler, mitler ve destanlar gibi halk anlatıları zamanla hem başka kültürlerden etkilenmiş... ...hem de diğer kültürlerin sözlü ürünlerini etkilemiştir. Bu nedenle... Anlatıların ortaya çıkışı belirli bir bölgeyle sınırlı olmayıp sözlü geleneklerin karışımından meydana gelmiş bir bütündür. Örneğin, Romalıların Türeyiş efsanesindeki dişi kurt ile Türklerdeki türeyiş, göç, Ergenekon destanlarındaki kurt motifi birbirlerine benzemektedir. Yine toplumların sözlü anlatımlarındaki tufan ve yaratılış hikayeleri benzerlik göstermektedir. İbranilerdeki ve Türklerdeki tufan destanları bu duruma örnek verilebilir. Evet sevgili arkadaşlar e, ikinci ünitemizden devam edeceğiz yazının icadı bir sonraki konumuz. Evet sen de konu anlatımlarımı takip etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma görüşmek üzere kendine iyi bak.